izliyorsanız Galatasaray Spor Kulübü birçok cephede savaşıyor. Ve verdiği bu savaş içinde özellikle futboldaki yarıştaki gelinen duruma baktığımız zaman Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor. Bir koalisyona karşı yarışmayı sürdürüyor. Bunun mevcudiyetini herkes görüyor, herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı abilerimizin Çanakkale'de, Kafkaslar'da verdiği ve şehit düştükleri, vatan uğruna şehit düştükleri dönem gibi. Son ayda açıklamalarıyla şaha kalkan, coşan, Çanakkale'ler bölücülük, proje, ananas önlemleriyle zirve yapan bu zatın TNA'da nasıl, umumide nasıl biri olduğunu yaşanmış bir örnekle size anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Tüm ülke bilsin. Algı işleri bunların DNA'sında olduğu için kendilerine menfaat devşirme konusuna gidecekleri yolun sınırı yoktur. O kadar yok ki iddia ettiği hayali koalisyonları tanımlarken şampiyonluk mücadelesini Türk tarihin en şerefli mücadelesi olan Çanakkale Savaşı'ndaki düşman kuvvetlere karşı yapılan mücadeleye benzetiyor. Hadi oradan be kardeşim. Yani şey de demiyorum, yaşı itibariyle diyeceğim veya cesaret hapımı almış. Ne saçmalık bu ya. Bu izah olmayan bir hadsizliktir. Sadece şunu tavsiye ediyorum kendisine. Git Zaferin Rengi filmini seyret Sayın Başkan. Neyin ne olduğunu daha iyi anlarsın. Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu kulübümüzü ziyaret etti. Kendisiyle hem Galatasaray'la ilgili hem de sportif manada ilgili konuları istişare ettik. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak yaklaşık olarak 1,5 seneyi aşkın görevdeyim. Bu görev süresince Sayın Başkan'la ilişkilerimiz son derece iyiydi. Galatasaray açısından gayet güzel ilişkilerimiz oldu. Kendisi bayağı yoğun destek verdi Galatasaray'a. Bunun için kendisine özel teşekkür ediyorum.